Merhaba, gol başladı. Golde hemen her zaman olduğu gibi şöyle bir beşinci geleneksel. Beşinci geleneksel, kiraz festivali. Kiraz festivali yapalım. Ben kimim diye bir sorumuz var. Her gol programında yeni dönemde soruyoruz. Bak bir gün söz veriyorum. Beşincisi oldu. Adı kim olan bir Koreli'yi soracağım yani. Evet, voleybolcu olsaydı olurdu. Kim Jong-kong'la eski Fenerbahçeli ile giriş yapardık. Evet, ben kimim sorusu şu şekilde arkadaşlar. Değerli izleyenler. Felipe Melo ile birlikte oynadı. Selçuk İnan'la oynamadı. Nicolas Anelka ile birlikte oynadı. Thierry Henry ile birlikte oynamadı. Prandelli ile çalıştı. Hamza Hamzoğlu ile çalışmadı. Scolari ile çalıştı. Mourinho ile çalışmadı. Biri kendi ülkesinde 4 lig şampiyonluğu yaşadı. Bir kez kıtasının en büyük kulüp şampiyonasını kazandı. Oynadığı iki yabancı takımın birinde 2 kez gol kralı oldu. Milli formayla 2 kez kıta şampiyonluğu kazandı. Dünya Kupası'nda hiç forma giymedi. NTV Spor soruyor. NTV Spor ben kimim etiketiyle bu futbolcuyu tanıdıysanız eğer sosyal medya hesabından, Twitter'dan paylaşabilirsiniz. Program içerisinde birkaç kez daha size hatırlatacağız. En sonunda da bu futbolcuyla ilgili kısa bir sohbet de yapacağız programın sonunda. Bakalım kim çıkacak? Konuşmaya gerek yok fazla üstüne. Şimdi malum milli maç arasındayız. Bilmez olur musunuz tabii bu programı seyrediyorsanız. Dün de sıkıntılı bir akşamı geride bıraktık. Avrupa Liglerinin ilk bölümünü konuşacağız. Genel bir bandımız var. İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da neler oldu ilk bölümde? 7. 8. haftalar oynanıyor. Geride kaldı. Bir bakalım ondan sonra puan durumları üzerinden sohbet edelim. Premier Lig'de sezona Manchester takımları fırtına gibi girdi. Averajla sıralanan Manchester City zirvede, Manchester United ikinci sırada yer alıyor. Guardiola'nın takımıyla Mourinho'nun takımını geride kalan 7 hafta sonunda sadece bir gollük averaj farkı ayırıyor. İlk iki sırada bulunan Manchester takımları 6 maç kazanırken sadece birer beraberlik aldı. Premier Lig'in 3. sırasındaysa Harry Kane'in sürüklediği Tottenham var. Londra ekibinin hanesinde 14 puan var. Son şampiyon Chelsea ise geride kalan 7 haftada 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı, 4 maçını kazandı. 4. sıradaki Chelsea ile 5. sıradaki Arsenal'in puanları 13. Savunmasını bir türlü oturtamayan Liverpool ise 12 puanla milli maçlar için verilen araya 7. sırada girdi. Premier Lig'in şu anki gol kralı 7 maçta attığı 7 golle Romelu Lukaku. Almanya'da ise Bayern Münih zor bir dönemden geçiyor. 2-0 öne geçtiği son 2 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Bavyera ekibi, lider Borussia Dortmund'un 5 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Geçen sezon 15 puan farkla şampiyon olan Bayern Münih'te Carlo Ancelotti dönemi de geçtiğimiz hafta sona erdi. Bayern'le aynı puandaki Hoffenheim Bundesliga'da 3. sırada. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leipzig ise liderin 6 puan gerisinde 4. sırada. Bundesliga'da rakip fileleri en çok havalandıran isimler attıkları 8'er golle Lewandowski ve Aubameyang. La Liga'da Barcelona yoluna kayıpsız devam ediyor. Attığı 23 gole karşılık sadece 2 gol yiyen Katalan ekibi 7 maç sonunda 21 puan hanesine yazdırmayı başardı. Santiago Bernabeu'da 7 puan kaybeden Real Madrid ise 14 puanla 5. sırada. La Liga'da ilk 4 sırada Sevilla, Valencia ve Atletico Madrid yer alıyor. La Liga'nın en skorer ismi 11 golle Lionel Messi. Barcelona'nın benzer performansını Serie A'da Napoli ortaya koydu. Sarri'nin öğrencileri 7 hafta sonunda hiç puan kaybı yaşamadı. Son 6 yılın şampiyonu Juventus ise son maçta Atalanta ile berabere kaldı ve 19 puan topladı. Juventus'la birlikte Inter'in de 19 puanı var. Başkent takımları Lazio ile bir maç eksik Roma 4. ve 5. sırayı paylaşırken transfere 200 milyon euroluk kaynak ayıran Milan 7. haftayı 7. sırada geçti. Serie A'nın en skorer ismi ise 10 golle Juventuslu Paulo Dybala. Fransa'da ise 8. hafta geride kaldı. Transfer rekortmeni Paris Saint-Germain Lig 1'de ilk sırada yer alıyor. Neymar, Cavani ve Mbappe üçlüsünün sürüklediği Paris Saint-Germain 27 gol kaydetti. Ligin 2. sırasında 19 puanla Monaco var. Marsilya ve Claudio Ranieri'nin çalıştırdığı Nantes 16'şar puanla 3. ve 4. basamakta.
Fransa Ligi'nin en golcü ismi attığı 12 golle Radamel Falcao. Evet, durumlar bu şekilde kaba hatlarıyla. İngiltere'den başlayalım. İngiltere'de Manchester şehrinin bir üstünlüğü var. Şampiyon Chelsea beklenildiği gibi başlayamadı. Bant içerisinde yazıyor Liverpool'da defansif problemler. Çok uzun. Ya Liverpool bu sene de şampiyon olamaz. Yani çok net bir şekilde görülüyor. Çünkü şampiyon olmanın bir formülü var ve o formüldeki bazı şeyler, bazı maddeler orada yok. Ne gibi mesela? Genel formülize edersek futbol dünyasında şampiyon olmanın gerekliliği nedir? Neler olmalı? Çok basit bir soru sorayım. Tabii. Bu yaz Pep Guardiola, hani hücum futbolu evet. deyince akıllara gelen hücum ağırlıklı oynatan ne yaptı? Ne gibi transferler yaptı? Pep Guardiola transferlerini sordu değil mi? O sırada yönetmen kulağıma konuşuyordu da kusura bakma, soruyu da tekrar alabilir miyim? Pep Guardiola yazın ne yaptı? Transferler yaptı. Çok önemli transfer. Kaleci yaptı. Bir de kaleci... Defans. Ederson'u aldı. Danilo'yu aldı. Danilo'yu aldı. Forvet'e... Hep defans aldı. 3-4 aldı. Forvet de aldı. Bernardo aldı da, Silva'yı aldı. Aldı da. Yani ağırlıklı olarak savunmayı bir güçlendirdi. Evet. Yani savunmanız bu kadar kolay gol yiyorsa... Ön tarafın hakikaten ciddi anlamda gol üretmesi lazım. Atan tutana mı geliyorsun yani? Ya, o da var ama... Şimdi Liverpool golcü bir takım ama Liverpool arkadakilerin arkadaki düzensizliği telafi edecek kadar gol atan bir takım değil. Öyle söyleyelim. Türkiye Ligi'nde hani şöyle bir kanı da oluştu ya, genel kanı, özellikle bu sezon Galatasaray'ın da evet. agresif futboluyla gol atılarak, şimdi yanlış anlaşılmasın, tabii ki maç kazanmak için herkesin yarım tane de olsa bir tane de olsa gol atması lazım tabii, da tabii, gol atanın kazandığı bir atılır şampiyona. Atılır zaten atılacak, gol atması ama lazım. Ama İngiltere ve diğer daha büyüklükler daha dengeli takımların değil mi? Yani İngiltere'de doğru. ben iki taneyim zaten üç tane atarım diyebilme lüksünüz yok. Zaten o lükse sahip olmanız için de çok acayip bir takım olmanız lazım. Ama öyle bir takım değil. Ha şu var. Biraz daha iyi duruma geleceklerdir. Çünkü ön tarafta Coutinho yeniden oynadı. Yani ligin ilk haftalarında Coutinho olsa belki bu kadar geride de düşmeyebilirlerdi. Gol atma, evet. gol sayıları da artabilirdi. Ya çünkü Liverpool'un en önemli problemlerinden birisi bir de orta sahasındaki kısırlık. Doğru, doğru. Coutinho hemen geldi, tabelayı tabela yapmaya başladı. ama şey ne derler, o arka tarafla, o arka bölgeyle istediklerini yapmaları zor. Ha şu demek değil bu, yani ligi 12. bitirecek halleri yok. Çünkü sonuçta belli bir düzeyde bir takım, çok iyi bir teknik direktörleri var. Muhtemelen o ilk dördü içinde yer alma ihtimalleri olan, onu zorlayacak bir takım. Chelsea'nin de sıkıntısı şu, geçen sezon da iyi başlamamıştı Chelsea hatırlarsan. Evet, Arsenal maçında yaptığı evet, bir ama, sistem değişikliğine evet, ama şu anda artık yeniden bir sistem değişikliği yapma gibi bir şansları yok. Bir de şu şanssızlıkları var, şimdi geçen seneye de City ve United iyi başlamıştı hatırlarsan, skor olarak en azından. Evet. Hatta yani United ilk yenilgisini City'ye karşı aldı. İkisi oynadığında ancak alabildi. Ama şu anda ikisi de fikstür gereği değil, oynadıkları oyun gereği ilk iki sıradalar. Bu çok önemli bir şey. Bazen çok sizden zayıf takımlarla üst üste oynayarak o alışma sürecini geçirirsiniz ve bir anda öne çıkarsınız ama sonradan defolar ortaya çıkmaya başlar. Ama United'da City'de çok önemli maçlar oynadılar bu dönemde. Yani evet. en son işte City Chelsea'yi 1-0 yendi deplasmanda ama hani maçın normal sonucu kaç olurdu? Yani 1-0 sonucu yansıtmıyor. Şey gerçek sahadaki farkı yansıtmıyor. Bu yüzden de Guardiola'nın evet. da herhalde İngiliz futboluna adaptasyon sürecini hani biraz yüksek perdeden konuşuyordu ya ilk geldiği sezon. Evet. Şimdi insanlar hep işte Premier Lig çok mücadeleci, evet. Bayern Münih iyi çalıştırmaya benzemez. Burada Manchester City, hatta Barcelona, La Liga hegemonyası, o farklı bir lig olduğunu sürekli hatırlattıkları zaman da o da diyordu ki yani benim bildiğim yol bu. Ya yani futbol oynatmaya, hatta bir basın toplantısı vardı. Arka arkaya mağlubiyetler gelince, çok da gol yiyince Manchester City, başka bir plan kurmuyor musunuz kafanızda? Yani bu gittiğiniz yolun yanlış olduğunu düşünmüyor musunuz diye sürekli düşünüyorum ama gece işte yastığı koyduğumda başımı, sonra vardığım sonuç yine en doğru yolum benim. Aslında yine onun yolu. Yaptığı yol onun yolu ama şöyle bir şey var. Guardiola Barcelona'dan direkt
buraya gelmiş olsa, City'ye gelmiş olsa bence bu dönüşüm daha uzun sürerdi. Yani başka bir ülke, Bayern Münih'le Manchester City, evet İngiltere, Almanya birbirine aynı değil ama Bayern Münih de kendini değiştirmeyi öğrendi. Bazı konularda, daha doğrusu değişme değil, ana felsefe aynı. Ana felsefede bir değişiklik yok. Ya yani bugün de savunmasına baktığında hepsi top kullanan oyuncular, savunmadakiler. Onda hiçbir değişiklik yok o kafasındaki, o planda. Ama biraz daha doğrudan direkt oynuyor. Modifiye ediyor ve bence uluslararası bir teknik adam olduğunu da kanıtlıyor. Çünkü bundan hep aynı işi Barcelona'daki gibi oynatmaya, tamamen o şekilde oynamaya çalışırsan yeniden oraya dönmek zorundasın. Oradan başka bir yerde başarılı olamazsın. United'ı nasıl değerlendiriyorsun? Puan durumuna United, da bakalım. United'ı evet. United'da şu var. Şimdi mesela Chelsea ikinci dönüşünde, Chelsea ikinci gelişinde ilk sezon şampiyon oldu. İkinci sezon yerlerde süründü. Evet. Şimdi geçen sezonda dağılmış bir United'a geldi Mourinho ve açıkçası yaptığı hamleler istediği gibi, istediği sonuçları da vermedi açıkçası Manchester United'da. Bir takım eksikler gördü ve şimdi o eksikleri kapatmaya başladı. Ve en önemli Matic hamlesiyle de bence son eksiği de tamamladı. İstediği yapıyı oluşturdu. Doğru. Yani burada acaba... Yani Lukaku faktörü çok önemli. Evet. Lukaku Chelsea'nin de biraz geri düşmesinin nedenlerinden biri. Diego, hani Morata her ne kadar çok iyi bir sezon başlangıcı yapmış olsa da Diego Costa'nın yapabildikleri ve o işte değişen sistem içerisinde Diego Costa'nın ileride tuttuğu top, arkasında oynayan ama David Silva, ama özür diliyorum, ama William, ama diğer işte forvet arkası oyuncular, Pedro daha efektif hale gelmişti. Şimdi Diego Costa olmayınca Morata ayrı bir oyuncu. Şimdi tabii Lukaku'nun kattığı da Manchester United'da çok farklı. Doğru. Artı Mourinho daha önceki hocaların belki tek iyi mirası ona. Rashford gibi, Lingard gibi, Martial gibi oyuncuların artık Premier Lig'de etkili oyuncular hale gelmiş olması. Bir de Martial 70 milyon euroluk bonservis bedeli yükünden de biraz kurtulmuş gibi gözüküyor. Doğru. Etrafta dönen paralar yüzünden. Ve onları çok iyi kullanıyor. Yani Lukaku tamam, tabii ki Lukaku çok özel bir oyuncu. Ya yani orada zaten Lukaku'yu görünce rakip savunma bir ayakları titriyor yani böyle bir oyuncuya karşı mücadele ettiği için. Ama Rashford, Lingard, Martial bunlar bence çok önemli. Yani onları bir de şey içinde ne derler rotasyonda Bilmiyorum. Kullanıyor. Bir de çok önemli bir şey daha var. Mourinho'nun aslında çok önemli artılarından bir tanesi. Chelsea'deyken gönderdiği Mata 2 senedir gayet güzel bir şekilde Manchester United'da sanki aralarında hiç böyle bir şey geçmemiş gibi oynatıyor. Hemen gündeme gelmişti zaten. Mourinho gönderdi, acaba Manchester United'da nasıl bir tavır sergileyecek diye. Şimdi bu sayfada Mata her hafta ilk 11'de. Evet. Sözleşmesi de bitiyor. Muhtemelen yenilerler diye düşünüyorum. Buradan yadırgadığın bir takım var mı? Burada Burnley mesela 6. sırada ilk 7 hafta itibariyle. Ya şöyle bir şey var. Çok kritik deplasman galibiyeti de aldılar. Evet ama hafta. Burnley'nin gelebileceği yer bundan daha ilerisi olmaz gibi geliyor. Çünkü Burnley çok özel bir şey yapmıyor. Ya yani Burnley işte yani Sean Dyche şeyin biraz daha modernize versiyonunu uyguluyor. Yani Tony Pulis'in, Sam Allardyce'ın. Yani Burnley geleneksel ada futbolunu, hani unutulmaya çalışılan geleneksel ada futbolunun biraz daha modernize edilmiş halini oynamaya çalışıyor. Onun söyleyebiliriz. Yani ne bileyim, diğer takımlar biraz daha farklı bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Buradaki ilginç takım Burnley, Watford'da diyebiliriz ama onlar artık birbirine çok yakınlar. Yani 3 hafta sonra bu takımlar 5 sıra daha aşağıda olabilirler. Sayfa atlayalım. Orada çünkü ilginç, alt alta normal şey. Hani West Ham için Everton'ın tabii bulunduğu pozisyon. Doğru. Orada Koeman sezonu tamamlayabilir mi diye sorular sorulmaya başladı. Her ne kadar çok iyi bir fikstürle başlamadılar. Yani takım, çünkü yani şöyle de bir şey düşün. Ne dedik biz United için? Lukaku geldi. Evet. Everton için ne diyoruz? Lukaku gitti. Evet, Wayne Rooney geldi. Ama Wayne Rooney Lukaku ile birlikte oynasaydı şu anda Everton'ın durumu ne olurdu? Yani Rooney Lukaku'yu aslında tamamlayacak bir oyuncuydu. Yani Rooney artı Lukaku'yla ben ön tarafta Everton'ın çok acayip bir noktaya geleceğini düşünüyorum ama öyle bir şey olmayacak. Yani bu tamamen hayali bir durum.
Everton buradan toparlar mı? Bir de şöyle bir şey var. Hani herkesin kafasındaki şeylerden biri Koeman'ın Barcelona'da işleri iyi gitmezse Barcelona'nın teknik direktörü olabileceği çok yıllardır konuşuluyor. Yani ben kendimi bildim bileli. Daha doğrusu kendimi bildim bileli biraz abartılı oldu. Yani Koeman teknik direktörlüğe başladığından bu yana PSV, Ajax falan daha oraları çalıştırırken bile Koeman sonuçta Cruyff'un yönetimindeki o harika Barcelona takımının en önemli oyuncularından biriydi. Belki çok birebir Barcelona futbolunu oynatan bir teknik adam değil. Ama kulübün ve taraftarın dinamiklerini çok iyi bilen, bir de üstüne Hollandalı bir teknik adam. Ama biraz onu da baltalıyor. Yani bu başarısızlık. Bu gidişat. Çünkü Southampton'da bir anda kendini yenir. Yani Southampton gibi çok vasat bir takımı. Çok bir değerli de, bir takımı haline getirdi. Bireysel anlamda hepsini, da kaç futbolcu evet, çıktı oradan ya? Tabii ya. Doğru söylüyorsun. İşte Schneiderlen'den başla şeylere kadar. Evet. Bir sürü futbolcu var ya Southampton'dan çıkan. İşte Mane, Liverpool'lu. Şimdi oyunculara değer kattı, takıma değer kattı. Everton'da geçen sene de fena değil diyelim performansta. Çünkü sonuçta Everton'un da hani eti butu belli. Yani gelebileceği nokta Şampiyonlar Ligi'de ilk 4 çok yüksek bir ihtimal görünmüyor. Bu arada Tottenham'dan da çok kısa bahsedelim. Çünkü evet, atladık ilk sayfada Tottenham'ı. Tottenham Wembley sıkıntısını aşabilirse yine bu ligde o ilk ikiyi bence Chelsea kadar zorlayabilecek bir takım. Yani çok az transfer yaptılar. Biliyorsun aslında hiç transfer yapmamışlardı. İşte en son Sanchez'i falan aldılar. Bir ekleme evet, oldu ama hakikaten birbiriyle oynamaktan hoşlanan, birbiriyle oynamaktan keyif alan bir takım. Üstüne Ağustos ayında gol atmadı ama artık Harry Kane de hakikaten bir gol makinesi şeklinde çalışıyor. Son 9 maçta 14 gol. Milli yani takımda maçlar dair ve Şampiyonlar yani Ligi'nde dahil edersek. İnanılmaz bir performans. Ve her türlü atıyor. Geçen yani günde konuştuk işte ne derler. Ya portfolyoda çok fazla seçeneği var. Free kick de atıyor, uzaktan da atıyor, içeriden de, kafayla da, kontratakta da her şekilde evet, atıyor. O yüzden de açıkça söylemek gerekirse Tottenham o Wembley'deki eğer Carney'i daha iyi hale getirse zaten deplasmanda da iyi gidiyorlar. Hani Manchester kulüplerini bence Chelsea kadar hatta belki daha bile fazla zorlayabilecek takım Tottenham gibi geliyor bana. İspanya'ya geçelim. İspanya'da aslında sürpriz bir başlangıç var. Barcelona çok iyi gidiyor. %100'le gidiyor ama Real Madrid hiç evet, beklenmedik puan kayıpları yaptı. Aslında özellikle sahasında evet, 7 puanlık bir fark oluştu bir anda. İlk 5'e baktığında aslında ilk 5'teki takımların adını saydığında, sırasız saydığında bir sürpriz yok. Yani bu takımlar evet, olur ilk 5'te dersin. Hani Valencia'nın da bu sene daha iyi olduğunu düşünüp bu olur hani dersin. Ama biraz Real Madrid. Yani Real Madrid'in durumu, hadi Barcelona için de kötü başlamasını bekliyorduk ama biraz fikstür de yanındaydı deyip 7 maçta 7 galibiyeti bir yerinden kabul ettirebilirsin. Ama Real Madrid'in evet, Ronaldo'nun eksikliğinin tabii ki çok büyük olduğunu kabul etmek lazım. Yani cezalı olduğu dönemde evet, yani Ronaldo yani Cristiano Ronaldo, Messi bu oyuncuların olmadığı bir takım doğal olarak bayağı bir güç kaybetmiş demektir ama hani Real Madrid de çok böyle acayip maçlarda puan kaybetti. Yani şimdi o 5 maçlık süreçte Barcelona ile oynayıp kaybetmediler. Evet. O yüzden de bu 7 puanı toplamaları, kapatmaları için Barcelona'nın durması gerekiyor. Barcelona'yı da ne durdurabilir? Birçok şey durdurabilir. Mesela bu işte şey meselesi. Referandum meselesi. Bir 45 dakikayı çöpe attılar o yüzden maçta. Yani ilk 45 dakikaya zaten bir anda yani o gün düşünsene Barcelona'lı futbolcusun, dakika başı haber geliyor. Bugün maç ertelenebilir, yarına atılabilir. Hani şeyleri bıraktım. Yaşanan olayları bıraktım. Onun dışında bile gün içinde maç var mı yok mu bilmiyorsun. Konsantre bilmiyorsun. Olarak. En sonunda da seyircisiz bir maça çıkıyorsun. Hani seyircisiz maç kötüdür ama cezalı olduğunu bir ay önceden bilirsen, bir hafta önceden bilirsen onunla ilgili beklentin de farklı olabilir. Buradan nasıl olur, neler yaşanır? Real Madrid'in yeri mutlaka daha üste çıkacaktır. Yani 5. sırada kalmayacağı açık.
Diğeri biraz daha Barcelona'nın havasına bağlı. Tabii ki ilk El Clasico o havayı değiştirmek için çok büyük bir fırsat olur Real Madrid için. Nerede oynanırsa oynasın. Az değil yani öyle bir durumda. Ama şöyle bir durum var. Hani bu gibi durumlarda bir o adımı atmak gerekiyor. Evet. Barcelona'nın ilk puan kaybını beklemesi gerekiyor ki o arada hepsini kazansın. Villarreal teknik direktör değiştirdi. Enes çok fazla forma şansı bulamıyor. Bir gol attı ama orada tabii işte Bakka ve Bakambu takımın iki sezondan beri yıldızlarından birisi. Bakka flash transfer. Enes'in tabii didinerek, çalışarak forma bulmaya. Burada tabii Fran Escriba'nın elindeki forvetlere göre iki santrforla çıkma ihtiyacını hissetmesi, takımın bütün yapısını değiştirmesi çok pahalıya mal oldu. Yani sahada oynanan oyunu gördük. Evet. Çok kısır. Siz hücum edemeyince savunma da aksamaya başlıyor. Yani geçen sezonu çok iyi geçiren bir takımın kendi çapında bu sezon bu şekilde başlamış olması enteresan. Çok yetenekli bir takım ama. Yani evet, forvet yani o çizgi oyuncularıyla beraber %100. O numarası teknik kapasitesi yüksek. Şimdi ismi hemen aklıma gelmedi de... Yani her futbolcusu yani klasik bir aslında La Liga takımı. Yani şöyle diyeyim, Villarreal'de şu ilk 5'in içinde yer alabilirdi. Yok. Şu ilk 5'in içinde yer alabilecek bir kadrosu var. Diğer sayfaya bakalım. Sonlara doğru dikkatimizi çeken. Malaga Deportivo Eibar. Deportivo 3 puanda. Evet, geçen sene de zaten son haftalarda. Geçen sezon oyun özellikle ligin ilk yarısında oyun kurgusunun merkezindeydi. İki Deportivo da var burada ama biri Alaves herhalde. Biri Deportivo Alaves evet. Biri Deportivo Alaves, birisi Deportivo Coruña. La Coruña evet. Las Palmas son hafta Barcelona'ya mağlup oldu. Celta Vigo, Getafe, Athletic Bilbao. Athletic Bilbao bence hayal kırıklığı. Evet, hayal kırıklığı Athletic Bilbao. Yani onların da biraz daha üstte olmasını beklerdim puan olarak. Evet, reklamlara gideceğiz. Fransa'ya geçmeden reklamlara gidelim. Reklamlara giderken de Despacito diye bir şarkı var. Var. Biliyor musun? Var. Yani bilmemenin imkanı yok. Doğru söylüyorsun. O kadar çok çalıyor ki. Tribünlere de yansıdı. Ülkemizde henüz yok ama Arjantin'den bir görüntü ekranlara getireceğiz. Arjantin'de tribünler kadar tribünlerin arka bölümleri de renkli. Hani o maça girmeden bizde de yapılıyor ya öyle eğlenceler. Orada San Lorenzo taraftarı Arjantin'den Despacito'yu kendi takımlarına uyarlamışlar. Bir bando eşliğinde güzel görüntüler var. Dönüşte de ilginç bir röportaj var. Bir yere ayrılmayın. Sometimes you get irritated with the British media's questions. No way.
Never? No, you have not been. You have not been in Barcelona. I have. Yeah, I know. For a long time ago. Do you know I was in your period. I was a ball boy. Yeah. And I give you balls today when you're playing there. I bet you don't I remember. I probably didn't control them. No. It was, no. Even when you. I didn't know it was you. You Cruyff, probably had hair then. No, even when you Johan Cruyff put it in the side, yeah. in the right side. That's what I remember. And always I remember. Yeah. Maybe it's not correct to say. Always I ask you the T-shirt after the game. You never give me. Really? Never. Now I feel really bad. Because I cannot forgive you. They never allowed us to give away shirts those days. No. Nowadays they have many shirts. Yeah, but that day you had to keep the same shirt all season. Yeah. Barcelona were not rich. No, not at all. Çok güzel bir röportaj. İki büyük futbol efsanesi Gary Lineker, eski iki Barcelonalı, Guardiola şu anda Manchester City'nin başında efsane futbolcularından. Lineker'le ilgili şunu anlatmak gerekiyor. Lineker Barcelona'da çok seviliyor, hala çok seviliyor. Birkaç nedeni, iki nedeni, çok önemli nedeni var. Bir tanesi gelir gelmez ilk El Clasico'sunda gol attığı için, Real Madrid'de bir tanesi o. Bir tanesi de o zamanki eski eşiyle birlikte, Barcelona hayatın, Barcelona şehrinin içinde çok fazla yer almış olmaları. Yani akşam çok rahat herhangi biri gibi eşiyle restoranlara gitmeleri, çok fazla dolaşmaları şehrin içinde, kendi işlerini kendileri görmeleri. Bu yüzden de Lineker hakikaten Barcelona'da çok sevilen bir karakter, Gary Lineker. Çok ilginçtir. Aslında tabii Gary Lineker'i getiren adam Cruyff değil. Cruyff geldiğinde farklı bir şey yapıyor ve Lineker'i biraz da Lineker'i sinirlendiren bir nokta. Hatta şimdi biraz Cruyff'la ilgili biraz şey konuştu. Sağ açık yapıyor. Salinas santrfora geçiyor ve Lineker sağ açık alıyor. Hatta o sezon şey var, Barcelona Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı alırken final maçında Salinas'a golü attıran Lineker orta yapıyor sağdan. Farklı yönlerini ortaya çıkarıyor. Orada Guardiola'nın detaycılığı, Cruyff topu hep sağ eliyle alırdı. Hani top toplayıcı olarak maça biraz müdahale edebilirsen hani sağ eline vereyim ki hızımı kullansın anlamında ona da dikkat etmiş. Çok da sempatik bir muhabbet tabii aralarında. Evet. Ben de hiç formanı vermedin diyor, seni tanıyamadım, Ozan saçlarım vardı diye. Bir de şey diyor, o zaman yasaktı vermemiz diyor. Barcelona yeterince zengin değildi. Ama hep öyleydi, bütün takımlar öyleydi. Evet. Hepsini yani bizim büyük kulüplerimizde de işte o 70'ler 80'ler daha öncesinde zaten aynı formalar, aynı takı formalar yıkanır. Şey olurdu, Mersin İmanyurdu'nun forması zaten sezon içerisinde beyaz şortlar pembeye doğru dönmeye başlardı. Birlikte yıkandığı için sahaya çıktıklarında beyaz şort giyildiği zaman kırmızılar bulaşmış, onu hatırlıyorum. Fransa Ligi. Fransa Ligi'nde hemen puan durumuna bakalım. Ha bir de ben kimimi hatırlatalım, doğru diyorsun İlker hatırlattı. Ben kimin sorusunu bir kez daha hızlıca hatırlatalım. Felipe Melo ile birlikte oynadı. Selçuk İnan ile oynamadı. Nikola Anelka ile birlikte oynadı. Thierry Henry ile birlikte oynamadı. Prandelli ile çalıştı. Hamza Hamzoğlu ile çalışmadı. Scolari ile çalıştı. Mourinho ile çalışmadı. Biri kendi ülkesinde 4 lig şampiyonluğu yaşadı. Bir kez kıtasının en büyük kulüp şampiyonasını kazandı. Oynadığı 2 yabancı takımın birinde 2 kez gol kralı oldu. Milli formayla 2 kez kıta şampiyonluğu kazandı. Dünya Kupası'nda hiç forma giymedi. Var mı yanıtlar? Var. Yani birçok doğru, birçok yanıt var. Tabii arada doğrular da var. Yeniden bakacağız, sonuna doğru isimleri de okuyacağız. Fransa'ya bakalım hemen. Fransa üzerine çok konuşmak gerekir mi bilmiyorum. Yani bir beraberliği var Paris Saint-Germain'in, evet, Monaco'nun. Evet. Şöyle bir durumda yok. 3 puan var ama Monaco ile arasında. Yani 8 maçta 22 puan çok iyi bir puan. Ama ikinci ile aranda 4-5 puan olsa mantıklı olabilir diyeceksin ama Monaco Mbappe'yi de kaybetmesine rağmen zaten birçok oyuncusunu kaybetmiş olmasına rağmen. Timoyoko, Bakayoko'yu kaybetti orta sahadan. Bernardo Silva'yı kaybetti. Çok önemli oyuncular kaybetti ama buna rağmen. Şu anda ikinci sıradalar ve 3 puan var. Yani Paris Saint-Germain sadece 2 puan kaybetti. Bir Montpellier beraberliği var ama Monaco'da sadece 3 puan gerisinde. Bu çok, yani Monaco'nun ne kadar sağlam temeller inşa edildiğini gösteriyor. Yani burada Leonardo Jardim aslında belki de takımın asıl yıldızı. Yani oyuncular gidiyor falan ama gidenler gelenler ama asıl takımın yıldızı Jardim. Öyle görünüyor. Jardim de bir sonraki büyük
şöyle bütçesi büyük diyelim. Bütçesi büyük takımda teknik direktör adaylarından birisi. Evet. Şimdi Ancelotti de boşa çıktı. Hani istediğini alamayan bir takım kesin Leonardo Jardim'i büyük bütçeli bir takım başına getirecek. Marsilya iyi toparlandı. Yani bir işte o farklı Monaco ilgisinden sonra bir gittiler geldiler. Geri dönüşleri iyi oldu ve tabii ki Claudio Ranieri ve Nant'ta. Nant'ta biliyorsun iyi başlamadı ilk haftalarda ama ondan sonra çıkışa geçti ve sağlam savunma yaparak öyle diyelim. Şu anda dördüncü sıradalar bence çok önemli. Lyon'da yine Lyon'da bir hayal kırıklığı sezona doğru ilerliyor mu acaba? İlerliyor. Ya önemli oyuncular da Lacazette'i, Corentin Tolisso'yu da kaybetti. Şu var tabii ama yani Marsilya ile arasında 3 puan var. Yani bir şeyler üçüncüyle arasında tabii değişebilir ama yine şampiyonluk Monaco ile Saint-Germain. Saint-Germain ağır favori. Yani birisi zorlayacaksa sezonun belli bir bölümüne kadar beraber Paris Saint-Germain'le devam edecekse bu Monaco olacakmış gibi duruyor. Diğer sayfaya bakalım. Nice de çok iyi başlayamadı. Nice de iyi. Yani geçen sezondan sonra zaten bu sezon Nice açısından büyük hayal kırıklığı. Tabii Lille ve Bielsa şu anda sondan üçüncüler. Son maçları Amiens maçı yarıda kaldı. Hani onu kazansalar gelecekleri yer yine 14.lük. Dengeyi kuramadı daha. Yani daha istediği takımı kuramadı ama böyle çok sezonu var Bielsa'nın son dönemde. Evet. İtalya'ya geçelim. İtalya'da Milano'da bir taraf mutlu, diğer taraf mutsuz. Hala transfer konuşuluyor. Inter mutlu olan taraf. Milan onca transfere rağmen mutsuz olan taraf. Inter hiç olmazsa yani sezonun ilk bölümünde iyi bir performans. Milan'da yine acaba devre arasında Alexis Sanchez mi? Başka bir isim yani. Montella gidecek mi? Montella yani gidecek mi? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ancelotti ben sezon şey yapacağım kadar dedi ama. Baskı gelirse bence de geçer Milan'ın başına. Çok böyle bir hissiyat oluşturuyor yani. Milan için de büyük bir fırsat. Yeniden Ancelotti. Yani esas artık şöyle bir şey oldu. Herkes derken büyük paralar harcayan takımların elinde geniş kadrolar oluyor. Doğru. Bu kadroları değerlendirebilecek o sayıda teknik adam yok üst düzey. Onun için biraz önce Leonardo Jardim örneğinde verdim. Yani Ancelotti kesinlikle o teknik adamlardan birisi, bunu sayısız kere ispatladı. Evet. Ve boştayken hakikaten bir kapısında yatarlar, ne yaparlar. Yeniden çünkü şeyi hissettirmesi lazım Milan'ın. Kaç sene oldu son şampiyonluğundan bu yana? İşte, Şampiyonlar Ligi en son şeyle, kazandılar. Şampiyonlar Ligi'ni 2007'de kazandılar. En son işte Allegri kazanmalı bırak. Katıldılar ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne? Yani Allegri ile en son şampiyon oldular. İşte Zlatan vardı. 2012 miydi? 2011 miydi? O zaman işte. O zamandan beri yok bir yani şey. Dolayısıyla Ancelotti işte sonra Juventus seriye başladı. En son Milan'ın kazandığı şampiyonluktan sonra seri. Yani 7 sene önce. Juventus'un serisi başladı. Öyle daha kolay hesabı. Napoli-Juventus da bir soru şu. Acaba Napoli'nin nefesi yetecek mi? Yani çünkü Juventus'la mücadele eden, benzer oyun stiliyle mücadele eden Roma'da Rudi Garcia döneminde kendi rekorlarını kırdı ama Juventus'un o devamlılığı, yani Roma gidiyordu kendi sahasında çok çok farklı skorlar alıyordu. Karar maçlarında Juventus 1-0, 2-1. Doğru. Ya burada Napoli'nin tek şeyi elindeki en önemli daha doğrusu fark Juventus'la kendisi adına olumlu olan fark. Hakikaten Napoli artık oyuncular birbirleriyle oynamaya çok fazla alıştılar. Ezbere oynuyorlar artık o oyunu. Evet. Sarri'nin oyununu. Ve de yani hani Sarri'nin açıkçası yıllar sonra Sarri'den bahsederken çok güzel top oynatırdı ama hiç şampiyon olamazdı denmesine benim gönlüm el vermiyor. Yani bu sene olsunlar. Juventuslar kızmasın ama. Şöyle bir teknik adam oldu Napoli. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edince de bize de geçen sezon tabii geldiği için İstanbul'a çok daha yakından tanıdık. İlham veren bir teknik adam. Yani doğru. Tıpkı Guardiola gibi, tıpkı Bielsa gibi. Ve de şöyle bir şey var. Şimdi Guardiola zaten çok parlak kariyer olan bir futbolcuydu. Zaten tanınan bir adamdı. Yani Guardiola bugün o teknik direktörlüğü yapmasa yine futbolda dünyasındaki herkes Guardiola'yı tanıyordu. Tabii. Bielsa da Arjantin'de belli noktalara gelmiş bir teknik adamdı Avrupa'ya gelmeden önce. Ama Sarri ikinci ligdeydi. Yani İtalya ikinci liginde bir teknik adamdı. Ve İtalyanlar daha çok ona hakimdiler. Ama şu anda çok fazla nasıl diyelim? Yalnız İtalyan futbolunun şöyle güzel bir adam. Durumu var. Yani kuşkusuz her ligin hikayesi,
serüveni, tarihi olan kulüpleri var ama şimdi Napoli, Juventus, Inter, Lazio, Roma, Torino, Milan gerçekten insanı heyecanlandıran bir hepsinin şampiyonluğu var. Yani şampiyonluğu hepsi. Sampdoria onun da var. Sampdoria'nın da var. Yani bunların ve de bu şampiyonluklar hani Torino'nunki 70'lerde en son şampiyonluğu biraz daha eski ama hani sonuçta bu sonuçta Bologna'nın da çok eskilerde vardı onu saymıyorum. Yani şu ilk 8'deki takımlar Torino'yu da saymayalım desek hani diğer 7'sinin şampiyonluklarını ben hatırlıyorum. İtalya Ligi'nde şampiyon olduğunu. Tabii Lazio 2000, Roma 2001, Inter 2010, Juventus 6, Napoli'de Maradona kadar gidiyoruz. Evet ama yani Torino'da 76 galiba, 75 mi 76 mı şimdi Güntekin olsa tarihini verirdi tam şu gün. Kadroyu sayardı. Şu Mayıs, 25 Mayıs 1976 falan derdi tam emin olamadım. Ama sonuçta şu 8 takım modern dönemler dersek 70'lerden itibaren şampiyon evet. olmuş 8 tane takım var ve şu anda o ilk 8'deler hepsi. Diğer sayfaya bakalım. Benevento, Crystal Palace, ligi Crystal Palace. Yani farkı şu tabii Crystal Palace geçen sezon da Premier Lig'deydi. Benevento. Hatta şöyle diyelim Crystal Palace defalarca gelmiş gitmiş bir takımdı. Benevento muhtemelen sadece ya, puansız olması evet. dolayısıyla ve -16 averaj. Yani İtalya'da bile böyle bir takımın varlığını kaç kişi biliyordu geçen seneye kadar onu bilmiyorum ama yani sonuçta Sassuolo geçen sezonki iyi performansından sonra çok önemli evet. oyuncularını kaybetti. Son birkaç sezon diyelim hatta yani geldiğinden beri Sassuolo her sezonu kendini aşarak. Teknik direktörünü de kaybetti bu arada tabii, Roma'ya kaptırdı teknik direktörü olarak. Spal bizim hani baktığımızda eski şeylere bizim Türk futbolcularının da çok fazla gittiği oynadığı bir takımdı. Yıllardır görmediğimiz bir takımdı. Yani bizim evet. yaşadığımız en azından hatırladığımız dönemde Serie A'da görmediğimiz. Sen hatırlarsın bir teknik direktör Capello Spal da mı oynamıştı? Spal'da mı oynadı, Pisa'da mı? Emin olamadım şimdi ama yani Spal bizim birçok Türk futbolcunun da 50'li yıllarda oynadığı bir takım. O dönem çünkü şeydeymiş ne derler, Serie A'da oynayan bir takım. Eski bir takım ama hani modern dönemlerde oynamamıştı Serie A'da. Evet, durum bu şekilde. Almanya'ya da hızlıca göz atıp Benfica'nın düşüşüne geçeceğiz. Geniş kapsamlı bir bandımız var. Sadece Benfica'yı ilgilendirmiyor. Aslında Portekiz futbolunda bir sıkıntı var. Bildikleri yöntem şu anda işlemiyor gibi. Öyle diyorlar Portekizler. Oraya da bir göz atacağız. Borussia Dortmund, Bayern Münih, Hoffenheim ilk 3. Evet. Leipzig'de 4. Borussia Dortmund 7. haftada Bayern Münih'e hocasını kovdurttu. 6. haftada. Geçen evet. hafta kovdurttu. Yani öyle bir performans. Ve sergiliyor. Geçen sezon Thomas Tuchel'dan beklenen şeyler boştan geldi. Peter boştan geldi ve tabii şunu da söyleyelim. Mesela Lewandowski için de aynı şeyi söyleyebiliriz Aubameyang gibi. Hani bir transfer olması bekleniyordu. Biraz hayal kırıklığı yaşadı ikisi de. Ama yine Lewandowski de gol atıyor ama Lewandowski arada böyle bir zehir bırakıyor. Yani işte şöyle de böyle transfer politikası beğenmiyor ama Aubameyang işine bakıyor ya. Aubameyang evet. çok rahatlıkla şey yapabilirdi. Yani küsebilirdi. Ya gidemedim, ne yapacağım diyebilirdi ama takır takır golleri atıyor. Dortmund makinesi çalışıyor. Çok iyi bir başlangıç. Ve Bayern Münih'e de şimdiden 7 maçta 5 puanlık fark attılar. Şimdi Bayern Münih yeniden o sihri gösterebilecek mi? 72 yaşında tekrar futbola döndü. Zirvede bırakmıştı. 3 kupayla. Evet. Şimdi çok yeniden... değerli ve çok tecrübeli bir teknik çok, adam. Çok. Sen geçen hafta mı söylemiştin Bayern Münih en son bu haftada kaçıncı hangi teknik direktörü kovmuş diye? Heinkes'i 90'ların. Evet, Heinkes. O zaman Heinkes daha genç bir teknik adam. Yani çok daha bu kadar tecrübeli bir teknik adam değildi. 4 Ekim'de kovmuşlar. Kaç sezon işte unuttum 91 geçen. 91-92 sezonu. Yani Ancelotti en erken Bayern Münih'in başından gönderilen teknik direktör oldu. Jupp Heynckes'i de geride bırakarak. Burada Hannover'in falan, evet. çıkışı ama yani puanlar o kadar birbirine yakın ki şimdi Hannover'in çıkışı diyoruz 3 hafta sonra Hannover 14.liğe falan da inebilir. Puan bak. Durumu çok birbirine yakın. Evet, Fabio Capello'nun çıkış takımı Spal. U19'da. Spal'da çıkmış Fabio Capello. Son sayfaya da bakalım. Evet, geçen sezon Hamburg'la Werder Bremen
ilk yarının sonlarına doğru çıkışa geçip kurtarmıştı. Hamburg'da şu anda takımın başında olan Marcus Gisdol takımın başına geldikten sonra ligin ikinci yarısında son haftalarda ligde kalmıştı. Bremen'de de Alexander Nuri altyapı hocası, genç takım hocasıydı, başına geçmişti ama bu sene başları ciddi dertte. Köln'de çok kötü başladı tabii. Evet, Portekiz'e geçelim böylelikle. Portekiz'de Porto'nun sezonu gibi. En azından Benfica istediklerini sahaya yansıtamıyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Basel'e de çok farklı yenildiler. Çok büyük hayal kırıklığı ve can sıkıcı bir maçtı Portekizliler için, daha doğrusu Benficalılar için. Bir hikayemiz var, Benfica'nın geldiği durumun hikayesi. Sonrasında devam ediyoruz. Benfica 5 sezon önce büyük bir travma yaşamıştı. Ligin sondan bir önceki haftasında son dakika golüyle şampiyonluğu Porto'ya, UEFA Kupası'nı finalde penaltı vuruşları sonucunda Sevilla'ya, son olarak bir teselli gibi görünen Portekiz Kupası'nı da finalde Vitória Guimarães'e kaptırmışlardı. Benfica için o sezon bir felaketle sonuçlanmıştı. Takımın teknik direktörü Jorge Jesus'la yıldızı Oscar Cardozo saha içinde gerginlik yaşamıştı. Ancak bir sezon sonra Benfica tam bir büyük takım refleksi göstermeyi başardı. Kırmızı beyazlılar dizlerinin üstünden ayağa kalkıp 4 kez üst üste şampiyon oldular. Bu sezona da ligin mutlak favorisi olarak başlamışlardı. Açıkçası 1-2 hafta dışında skor tabelasında istediklerini almayı bildiler. Ligde ilk 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet fena bir performans sayılmazdı. Benfica'yı zorlayan ve takımdaki defoları gün yüzüne çıkaransa Şampiyonlar Ligi'ne yapılan kötü başlangıç oldu. CSK Moskova'ya Işık Stadı'nda 2-1 yenilen Benfica bir sonraki maçta da Basel'den 5 gol birden yedi. Bu Benfica tarihinde 1999 yılındaki 7-0'lık Celta Vigo mağlubiyetinden sonra Avrupa kupalarında alınan en ağır yenilgi olarak kayıtlara geçti. Şimdi Portekiz'de medya son 4 yılın şampiyonunun neden böyle bir düşüş yaşadığını tartışıyor. Benficalıları rahatsız eden konulardan biri sonuçların yanında teknik direktör Rui Vitória'nın takımın olumsuz performansı ile ilgili sorulara verdiği yanıtlar. Çok fazla basit hata yaptık. Yeteri kadar iyi değildik. Kafamızı kuma gömmeyeceğiz. Ve bunlara benzer Benfica taraftarını tatmin etmeyen birçok futbol klişesi. Deyim yerinde ise kaçak cevaplar. Jesus'tan devraldığı Benfica'da peş peşe iki şampiyonluk yaşayan Rui Vitória'nın ilk kez kriz dönemi yaşadığı, bu yüzden yetersiz kaldığını iddia edenlerin sayısı az değil. Onlara göre tarihinde yabancı teknik adamlarla çok büyük başarılar elde eden Benfica'nın yerel isim Rui Vitória tercihinin tek nedeni ucuz maliyeti. Bu arada Portekiz'de ekonomik sıkıntılar sadece futbol dünyasının birinci gündem maddesi değil. IMF'le yakın ilişki kurmak zorunda kalan Portekiz, genel olarak bir dar boğazdan geçiyor. Bundan da büyük paralarla oynayan dev futbol kulüpleri fazlasıyla etkileniyor. Alman şansölyesi Angela Merkel'in Benfica'nın finansal durumunu görse diz çöküp ağlayacağını söyleyenler bile var. Durum o kadar vahim. Portekizli futbol yorumcusu Tom Kundert ise Benfica'nın sat 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 olarak kısaltılabilecek ekonomik stratejisinin kulübün Güney Amerika'da yeni yetenekler bulmakta zorlanması yüzünden iflas ettiği görüşünde. Artık dev Avrupa kulüpleri ürünü dalından alıyor. Yani Brezilyalı 17 yaşındaki bir yıldız adayını hiç Portekiz'e uğramadan doğrudan Porto Alegre'den kıta Avrupa'sına getiriyor. Bu nedenle sadece Benfica'nın değil Porto'nun da Sporting'in de değirmeni eski hızıyla dönmüyor. FIFA'nın futbolcuların üçüncü şahıslar tarafından sahiplenilmesiyle mücadele etmesi de Portekiz kulüplerini zorlayan bir başka neden. Benfica özeline gelecek olursak dönemsel olarak Porto'nun ve Sporting'in daha formda olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Benfica, Ederson, Semedo, Lindelof ve Mitroglou gibi çok önemli oyuncularını kaybederken rakipler kadrolarını nispeten korumayı başardı. Mitroglou'nun yerini almaya çalışan Seferovic beklentilerin uzağında. Portekiz medyasına göre Talişka'nın 2 sezon üst üste Beşiktaş'a kiralanması da bir diğer hata. Bu yüzden yük tamamen son 2 sezonda olduğu gibi yine Jonas'ın omuzlarında ama artık Brezilyalı futbolcu da 33 yaşında. Yani Abola gazetesinin benzetmesiyle Benfica, bir piyano virtüözü olan Jonas'a
piyanonun kendisini taşıtmaya çalışıyor. Sonunda da Jonas'ın elinden kayan piyano, Rui Vitória'nın ayağına düşmüş gibi görünüyor. Şimdi Abola gazetesi güzel benzetme yapmış. Oradan da onlar da ilham kaynağı Bill Shankly. Futbol oyununu tarif ederken işte piyanoyu çalan 4 kişidir ama diğer kalan sağ içerisindeki 7 futbolcu yani toplam 11 piyanoyu taşıyanlardır. Aslında evet. Artık günümüz futboluna da uygun değil. Değil. Herkes birlikte taşıyıp herkes birlikte çalmak çalacak, zorunda. Doğru. Şimdi buradaki sakat durumda tek bir yani şimdi Talisca falan gerçekten de çok tartışılıyor. Talisca'nın bu şekilde 2 sezon üst üste kiralanması ki Benfica gibi elindeki futbolcuların değerini bilen evet. Ve değeri geldiğinde satmayı, doğru, elden çıkartmayı da bilen bir kulübün bu kadar iş bilmez hareket etmesi eleştiriliyor. Yani çok acayip nasıl dönecekler, nasıl halledecekler ama senin de hani bantta belirttiğin gibi puan olarak dönülemeyecek bir durum yok. Değil. Değil ama Şampiyonlar Ligi Benfica için önemsiz değil. Ve de Basel gibi şimdi CSK maçını bir kaza kabul edersin. CSK Moskova sonuçta öyle ya da böyle belirli bir kalitesi olan bir takım ama Basel'e karşı böyle farklı bir yenilgiyi kaldırabilmek çok kolay değil açıkçası. Bir de üstüne Maritimo beraberliği de çok acıttı canlarını. Yani Porto ile Sporting berabere kalıyor, hazır oynuyorlar ve siz de Maritimo ile berabere kalıyorsunuz. Evet, onlar berabere üst üste kaldığında şu anda 5 puanlık bir fark var 8. hafta sonunda. 22'ye 17, Sporting'de 20. 3'e inecekti. 3'e inecek tabii, yeniden moral depolayacaklardı tabii. Esas sorun şu, biz dışarıdan bakınca sanki işler hep yani bizde kafamızda o Portekiz, Porto, Benfica, Sporting, Lisbon modeli var ya. Çünkü görünüyor, abi, o kadara alıyor, o kadara satıyor diyorsun. Görünüyor ama aslında işin iç yüzü öyle değil. Bu Porto'nun zarar ettiğini biliyoruz. Neden? Çünkü sattıkları adamlarda da üçüncü ortakları olduğu için biz zannediyoruz ki o efendime söyleyeyim en son kim ayrıldı mesela? Jackson Martinez. Çin'e gittiğinde hop oradan aldıkları 50 milyon euroyu 60 milyon kemiksiz olarak Porto'nun cebine giriyordu. Halbuki üçüncü, doğru, tarafları olduğu için iki kulüp ve bir de Jackson Martinez'i bir diğer sahibi oluyor. Bir fon şirketi. Büyük oranda para ona gidiyor mesela. Şimdi onlar ortadan yani resmen onları işte FIFA mücadele ettiği için bilmiyorum, iş anlaşmalarının da detayını bilmediğim için çok ciddi zarar verdiğini ekonomik anlamda, doğru, söylüyorlar, doğru, Portekiz, doğru, takımlarına. Bir de zaten ülkenin kendisi ekonomik darboğazdan geçtiği için yansımış durumda. Benfica'nın, Porto'nun, Sporting Lisbon'un ki çok üretici olmalarına belli, rağmen. Belli bir kültürleri olduğu için, belli bir oyun kültürleri de olduğu için bir süreliğine onu şey yapabilirler, telafi edebilirler sahada. Tolere edebiliyorlar. Tolere edebilirler ama ne kadar süreceği önemli o krizin ülkedeki. Ben sana bir soru sorayım mı? Evet. Ne diyor? Benfica Celta Vigo'ya 7-0 yenmişti, evet, diye. O takımı Benfica'nın hocası kimdi, kalecisi kimdi o maçta? Hocası, kalecisi. Celta Vigo'ya 7-0. Kalpin falan oynuyordu Celta'da. UEFA Kupası'nda perişan etmişlerdi Benfica'yı. Evet. Kalecisi ve oyuncusu. Kalecisi ve hocası. Kalecisi hoca, ve hocası. Bir ipucu vereyim, hocasından son 10 dakika içinde bahsettik. Son 10 dakika içerisinde. Ya yani 15 dakika diye. Yani ama bu konudan önce Portekiz Ligi'nde bahsetmedik. Geriliğini kır şey konusunda mı bahsettik? Onlar, yok, o kadar eski değil. Guardiola. Daha yakında bahsettik. Daha yakında bahsettik. Tamam, program temposu düşecek şimdi. Hatırlayamadım. Çünkü böyle Yupankes. Yupankes. Benfica'nın hocası, kardeşim. Kalecisi de Robert Enke. Daha Robert Enke o zaman 18-19 yaşında, yani çok genç, daha henüz o talihsiz hastalığın olmadığı dönemler, evet, daha farklı bir dönem, hatta o zaman suçlanmamış de bile, yani genç bir kaleci, yapacak bir şey yok ama Hankes 7-0'lık maçın hocası. Güzel bir detay. Bundan daha önce Basel'den 5-0, 5 gol yemeden önceki bant içerisinde kaçırdıysanız eğer Celta Vigo'dan 7 tane gol yemiş ve en kötü skoru o hala. Basel maçı da onu zorladılar ama. Karpin'in attığını hatırlıyorum. Çünkü o maçın ben özetlerini seyrettiğimi o zaman hatırlıyorum ama diğer golleri bir tek Karpin kalmış aklımda. Bakarız. Belki de birden fazla atmıştır Karpin. O yüzden o kalmış olabilir. Benfica toparlanacak mı? Göreceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde henüz puan alamadılar. Grupta ki, zor bir pozisyondalar. Yani üst üste şimdi United. 2 United maçı var. Şimdi en güzel bölümlerden birine geldik. Futbol tarihine farklı bir bakış göndereceğiz. Bakış açısıyla değerlendireceğiz. Mert Aydın'ın
ya olmasaydı köşesi ya da şöyle bugünkünün başlığı Kazım 2008'deki Almanya yarı finalinde ayağı kayıp düşmemiş olsaydı biz Philipp Lahm'dan o 3. golü yememiş olsaydık ne olurdu? Neler olabilirdi? İşte milyon tane ihtimal var onlardan biri. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası milli takımımız açısından bambaşka bir noktaydı. Türkler otobüse binmeden maç bitmez sloganı İsviçre ve Avusturya'daki turnuvaya damgasını vurmuştu. Yarı finalde Almanya'ya 3-2 yenildik. Maç 2-2 giderken Kazım'ın dengesini kaybedip düşüşü Lahm'ın golü. Peki ya Kazım düşmeseydi? Kazım Lahm'ın karşısına çıkıyor son atakta. Lahm çalımı atıyor ama dengesi bozuluyor ve düşüyor. Pozisyon kayboluyor. Ardından gelen son düdük. Maç 2-2 berabere bitiyor. Fatih Terim uzatmaya girerken Kazım'ın yerini Tümer'i alıyor oyuna. Kulübede sağlam olan herkes sahada zaten. Almanlar daha üstün uzatmalarda. 98'de Podolski ve 101'de Klose direğe takılıyor. 104'te Frink sağdan ortalıyor. Klose'nin kafasını rüştü çıkarıyor ve maalesef tamamlayan Podolski. 3-2. Ama bizim takım işte pes eder mi hiç? 115'te Hamit 30 metreden vuruyor topa. Lehmann'ın elinden seken topu takip eden Semih var. 3-3. Penaltı heyecanı. Almanlar hep kazanır derler penaltılarda. Klose atıyor, Semih atıyor. Podolski atıyor, Gökdeniz atıyor. Jansen atıyor, Tümer atıyor. Hep mi ters köşe olur? Lahm atıyor, Hamit atıyor. Hitzberger vuruyor, top direğe çarpıp ağlara giriyor. Topun başında Mevlüt var. Vuruyor ama top tribünlere gidiyor. Gönüllerin şampiyonu Türkiye bu kez otobüse başı öne eğik. Mert Aydın zaten yüzümüz gülmüyor. Bari fantazi dünyasında gülseydin. Abi Almanlar kazanıyor yani en sonunda. Her şekilde kazanırlar yani. Ben oradan dolayı. Yani Kazım. Ama daha heyecanlı. Daha Kazım düşmüş oldu. Düşmesi daha iyi olmuş yani burada. Penaltılarla kaybetmek daha da asap bozucu. Mevlüt'ü bitirmişim Mevlüt yani. Kaçırmış oldum. Birini seçmem lazımdı açıkçası yani. Mevlüt'ten de özür dilerim. Birini seçecektim ona denk geldi. Yalnız. Ne günlerdi diyorum. Euro 2008 üzerinden 9 sene geçti. 10.sına girdik. İnanılır gibi değil. İzlanda'ya da kaybettik. Ya, yaşlandık. Dün gibi diyelim. Klişe de yerini bulsun. Böyle o turnuvayla ilgili zaten herkes biliyor aslında. Normalde bu bölümde biz işte geçen hafta Pele vardı. İşte o Uruguay maçı 1950'deki eğer Brezilya kazanmışsa Arjantin Tanrı'nın eli vardı. O zaman daha böyle tarihi bir sohbet oluyordu Mert Aydın'la tarih köşesi. Ama bu çok yeni sayılabilecek ve hepimizin akıllarında, zihinlerinde olan bir turnuva. Özlediğimiz de bir coşku ve açıkçası mücadele de vardı sahada. Şimdi Dünya Kupası'na geçelim bununla birlikte ama Dünya Kupası elemelerine. Önce bir reklam arası verelim. Sonrasında programın son bölümüne doğru Dünya Kupası konuşalım. Gole devam ediyoruz. Dünya Kupası'nda eleme grubu maçları oynanıyor. Artık son virajlar geçildi. Son düzlüğe doğru gelindi. Hangi takımlar finalleri garantilemiş? Hemen bakalım. Rusya, Brezilya. Rusya zaten ev sahibi olarak garantiledi. Yani ev sahibi olduğu için kontenjandan gidiyor. Brezilya, İran, Japonya, Meksika, Belçika, Güney Kore, Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere ve İspanya ve günler geçtikçe, maçlar oynandıkça artık eleme grubu maçları günlere yayıldığı için yenilerde bugün de çıkabilir. Yeni bir takım. Durum bu şekilde. Bir de şöyle bir grafiğimiz var. En golcü milli futbolcular. Hemen Robert Lewandowski de 50'ye ulaşınca böyle bir grafik önümüze düştü. Cristiano Ronaldo 78 gol attı Portekiz formasıyla. David Villa İspanya formasıyla 59 gol attı. Lionel Messi 58. Arjantin ki bugünkü konu başlıklarımızdan birisi Arjantin ve başarısızlığı. Biraz sonra. Bu şu genel şeyler mi? Genel. Çünkü Gerd Müller falan daha fazla 60'larda olması lazım onun da. Şu anda oynayanlardan. Olabilir. Onu sordum zaten. Onu söyleseydim onu sordum. Şu anda oynayanlardan. Başkaları da var yani bu sayılara evet. Ulaşmış olan geçmişte. Evet şu anda oynuyor. Asamoah Gyan 51, Robin van Persie 50, Edin Dzeko 50, Shinji Okazaki 50, Robert Lewandowski 50. Evet.
şu anda oynayan aktif futbolculardan en golcü isimler. Bunlar yenilerini ekleyebilirler gollerine. O Hintli ve arkadaş da bu listeye girmiş ama. Hintli arkadaşa baktım bu arada. 33 yaşında Belarangu takımında oynuyor Hindistan'da. 2 milyona da yakın Twitter'da takipçisi var. Popüler futbolcu. Hindistan'ın attığı gollerin %80'ini o atıyor olmalı. Yani elemelerden hiç çıkamadığını düşünürsek Hindistan'ın. Ben de böyle bir aşağıladım ama yani özür dilerim. Ama öyle. Yani Hindistan futbolda pek başarılı bir ülke değil. 1,5 milyardan bir futbol takımı çıkmamış. Dünya Kupası grup elemeleri Güney Amerika'da neler yaşanıyor? Sıkıntılı bir durum var Arjantin için. Bakın Arjantin 6. İlk 4 takım doğrudan gidiyor. 5. takım baraj maçı oynuyor. Şöyle bir durum var. Arjantin son maçında Ekvador'la karşılaşacak deplasmanda. Peru'yla Kolombiya birbirleriyle oynayacağı için Arjantin'in hala aslında çok da umutsuz değil Paraguay'ın durumu. Paraguay'ın da şansı var hala. Onlar da son maçlarını kazanırlarsa. Paraguay'ın da şansı var ama Ekvador'un bir şansı yok. Arjantin de Ekvador'u yenmek zorunda. Evet. Bunu izleyelim. Bir haberimiz var bununla alakalı. Sonra rakamlarımız ve kadrolarımız var. Arjantin Dünya Kupası'na katılma umutlarını tehlikeye soktu. Güney Amerika elemelerindeki 17. maçında Peru karşısına çıkan Messi ve arkadaşları sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Üst üste 3. maçından da 1 puanla ayrılan Arjantin bu sonuçla grupta 6. sıraya kadar düştü ve Rusya vizesini ateşe attı. 4 takımın direkt olarak Dünya Kupası vizesi aldığı, 5. tamamlayan takımın da Yeni Zelanda ile baraj karşılaşması oynayacağı grupta Arjantin bitime sadece 1 maç kala potanın dışında kaldı. Peru maçının ardından konuşan Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, rahat olduklarını ve Dünya Kupası'na katılacaklarına inandığını belirtti. Sampaoli, Rusya vizesi almak için tüm iplerin kendi ellerinde olduğunu dile getirdi. Bununla birlikte Arjantin, Sampaoli yönetiminde çıktığı 3 maçta sadece 1 gol atabildi. 2014 Dünya Kupası'nın finalisti Arjantin, Güney Amerika elemelerindeki son maçında grupta 8. sırada yer alan Ekvador'a konuk olacak. Arjantin 1996'dan bu yana Ekvador deplasmanında oynadığı Dünya Kupası eleme maçlarının sadece birini kazanabildi. Grupta Arjantin'in kaderini tayin edecek diğer maçta 4. sıradaki Kolombiya ile 5. sıradaki Peru karşılaşacak. Son maçlar öncesi Kolombiya'nın 26, Peru ve Arjantin'in 25 puanı bulunuyor. Galibiyet halinde grupta ilk 5 sırayı garantileyecek Arjantin, aksi bir sonuçta 1970'ten sonra ilk kez Dünya Kupası dışında kalacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Messi, Dybala, Di Maria ve Agüero gibi yıldızlar 2018 Dünya Kupası'nda yer alamayacak. Ya şöyle bir senaryo düşünsene. Arjantin katılamıyor, Messi yok, Portekiz katılamıyor. Cristiano Ronaldo yok. Portekiz'de büyük ihtimalle playoff oynamak zorunda kalacak grupta. İsviçre'yi yakalayama şansları var ama çok yüksek değil. İkisinin birden olmadığı bir Dünya Kupası'nı bir hayal etsene. Çok acayip olur. 1994 Dünya Kupası elemelerinde Brezilya son maçta girmişti Dünya Kupası'na. Arjantin'de playoff oynamak zorunda kalmıştı Avustralya'yla. Sonra Brezilya, ikisi de gittiler. Brezilya kupayı kazandı. Yani 16 gol maç atabildi. Yani evet. Şöyle bir şey var. Sadece hücum oyuncuları değil. Gerçi evet. Sampaoli sonradan geldi takıma. Bu eleme evet. Grubu başladıktan sonra ama sahaya çıkarttığı kadrolar son derece hücumcu kadrolar olmasına rağmen ilginç de bir detay var. Artık hani en sevdiğim sözlerden biridir. Açlık insana önce inançlarını yedirir diye en sonunda. Şeyde Sampaoli de son çıkarttığı kadro artık biraz daha böyle denge kadrosu çıkartmış son berabere biten maçta. 16 gol atabildiler. Bu bir. İkinci bilgi de şu şekilde kadrolara bakalım. 3 kadromuz var sahaya çıkan Arjantin takımı. Yani şeyi göstermek evet. istiyorum. Birincisi. Aslında klasik bir Sampaoli dizilişi. Doğru. Üçlü defans. Acuña, Biglia, Pizarro, Di Maria. Bu 31 Ağustos 2017'de toplam 1 gol attılar 3 maçta. Ve takımda Messi, Icardi, Dybala. Yani daha kullanmadıkları da var. Ki yani bu oyuncular sadece ileriden bir pas bekleyecek oyuncular da değil. Kendileri işi bireysel yetenekleriyle de halledebilecek yani oyuncular. Yani Di Maria, Dybala, Icardi, Messi. Aslında bu 4 forvetle oynayan, hatta Acuña'yı da katarsak. Bir sonraki maç, Mercado Sevilla, Mercado. 5 Eylül 2017'de Venezuela maçı yine üçlü. Yine vazgeçmiyor. Acosta, bu sefer Acosta sol bekte oynayabilir. Bir sonraki maç sol beke geçecek zaten. Ama yine Di Maria, Dybala, Icardi, Messi, rüya gibi bir forvet attı. Doğru.
Ve son olarak 0-0 biten Peru maçı bu sefer diyor ki ya böyle olmuyor. 4-2-3-1 bildiğimiz ve daha dengeli. Yani Biglia, Banega iki işte defansif yani merkez orta saha oyuncusu. Messi forvet arkasında, Di Maria sağda. Papu Gomez solda, Benedetto Arjantin liginden iki oyuncu. Papu Gomez Atalanta'da oynuyor. Benedetto Arjantin'de Boca'da oynuyor. Ve daha böyle denge kadrosu kurarak galibiyeti almayı hedefliyor ama burada da istediğini elde edemedi. Doğru. San Paoli. Ne diyorsun? Ya bir de şimdi Arjantin son için? Maç olduğu için stres de olacak. Ekstra bir stres de olacak. Yani son maç yani sonuçta hani şimdi bunların hepsinde bir sonraki maç bunu telafi edebilirim diyebiliyordun. Bu sefer diyemeyeceksin. Şeyin söyledikleri var. San Paoli'nin söylediği son maçta fark etmişsindir. Dybala yedekler evet. arasında. Bu konuyla ilgili tabii soru geldi kendisine ve şöyle bir yorumda bulundu. Dybala iyi çalışıyor ve ileride takıma çok şey verecektir ama görüyoruz ki Messi ile birlikte oynadığında problem yaşıyor. Bu konuyu geliştirmek için çok zamanımız yok. Onun için Dybala'yı yedek bırakmayı tercih ediyorum dedi San Paoli. Yani şu anda İtalya Ligi'nin tartışmasız bir numaralı gözdesi herhalde değil mi? Başka birisi var tabii ki sayısız yıldız futbolcu var ama Dybala şu anda bir de Barcelona da kadrosuna katmak istiyordu. Doğru. Öyle bir durum olsa orada da bir problem yaşayacak. Ya da orada başka bir formül bulacaklar. Ya o formül bulunuyorsa burada da bulunabilir. İşte ya yani. Bazen öyle ama oluyor işte. Ama diyor ki bu formül için zamanımız yok. Belki diyor evet. ki hani bunu biz çıkarsak finallere gideceğiz. Arada 6 ay içinde ben o formülü bulurum da anlamına gelebilir bu aynı zamanda. Bir de yine eleme grubundaki bir maçla alakalı Brezilya zaten garantilemişti ama Bolivya'ya giden her takım şikayet ediyor. Hatta geçen Libertadores Kupası'nda bir maç vardı. Bir Bolivya evet. takımıyla Arjantin'den Boca Juniors karşılaştı. River mıydı Boca mıydı? Yine karıştırdık. Sabah haberlerinde de karıştırmıştık. Maçı da ben özetini ben anlattım ama River'de herhalde. Evet. İlk maçı 3-0 kaybediyorlar. La Paz'da değil başka bir şehrinde evet. Bolivya'nın. Yine rakımı çok yüksek. Dönüşü 60. dakikada 8-0 oldu maçın. Yani ne kadar fark ettiğini, iki takım arasındaki güç farkını nasıl etkilediğini Doğru. gösteren bir örnek. Bolivya'da maç yapmakla alakalı, yani o şehirlerde maç yapmakla alakalı Neymar'ın şöyle bir düşüncesi var. Yani çünkü bu Latin Amerika elemelerinde bütün takımların korkulu rüyası. Doğru. Kaç yenilmişti Arjantin? 6 tane. 6 tane yemişlerdi Messi'li kadroyla. Ki o zaman Bolivya'nın takımı iyiydi. Yani iyi olduğu için 1-0 bitecek maç 6 olabiliyor 2-0. Yani Bolivya kötü olduğunda da kazan ama o zaman iyi dönemiydi Bolivya'nın bir de. Evet. Bu şartlarda maç yapmak insanlık dışı. Kısa ve net bir açıklama. Maçtan sonra da yerde yattığı bir fotoğraf var. Ve soyunma odasının görüntüsü de şu şekilde. Oksijen takviyesi, başka çaresi yok. Enteresan bir görüntü. Yalnız soyunma otelde herhalde bu ama kramponlar da ayaklarında. Soyunma odasına da pek benzemiyor. Çekyat atmışlar soyunma odasına Bolivya'da. Ama gülüyorlar yani. Evet. Durum durumları fena iyi olduğu için gülüyorlar tabii yani. Programın sonuna geldik. Şu ben kimim kısmını yapalım. Hemen ben de buradan yeniden bakayım doğru yazan arkadaşlarımızla. Soruyu bir kez hatırlatalım ardından cevabı verelim. Felipe Melo ile birlikte oynadı ya da istersen sürenin sonuna geldik. Cevap Alex de Souza. Doğru. Zaten aslında siz de biliyorsunuz Felipe Melo ile nerede oynadı birlikte? Cruzeiro'da oynadı. Cruzeiro'da oynadı. Yine verelim buradan ya da DSF'yi verelim. Asıl Prandelli meselesi vardı orada şaşırtıcı olabilecek. Çünkü evet. diğerlerinin hepsi anlaşılabilir ama Prandelli ile bir 2-3 aylık Parma macerası var. Yani tek İtalya macerasında Prandelli ile pek arası iyi olmadığı için fazla forma giyemeden geri dönmek durumunda kaldı. Ya Prandelli şöyle anlatıyor. Kitabını sen de okudun herhalde Alex de Souza'nın. Orada Parmalat kulübü evet. yani orada bir aslında sportif bir transfer olmadığını evet, evet. söylüyor. Yani çok da şikayetçi o konudan zaten. Çok büyük pişmanlık duyduğu. Elinde olmadan da biraz gidiyor Alex de Souza Parma'ya. Doğru cevabı veren arkadaşlarımız hemen Cihan Nakış, Cem Tanık, Kaan Baysal, Çağlar, Blomfield, Mutlu Kurt. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İsa Eren Çetin, Samet Gümüş birçok da cevap gelmiş. Kemal Ersöz
ve diğer arkadaşlar çok teşekkürler katılımınız için. Alex de Souza'nın yani orada Prandelli'yi bulan cevabı da bulur zaten. Hani diğerleri çünkü çok anlaşılmayacak, çok düşünülmeyecek ipuçları değildi zaten. Evet. Golün sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.